Balık burcu yorumumuza hoş geldiniz diyorum. Koç burçları için bu hafta 1 Nisan'dan sonraki dönem gerçekten işleriyle ilgili yapmak istediği imzaları gerçekten atıldı. Kafalarındaki işlerle ilgili, yurt dışı ile ilgili beklediği haberler gerçekleşti. Onlar gerçekten 1 Nisan'dan sonra coşku, mutluluk dediğimiz ve enerjilerini toparladılar. Psikolojik evreleri geride bıraktılar. Ve evli çiftler için biraz sıkıntılı bir dönem haftası 1 Nisan'dan sonra. Onlar dikkat etmesi gerekiyor. Ve ilişki yaşayan kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Koçlarda 1 Nisan'dan sonra gereksiz tartışmalar olabilir ama evlilik yapacaklar. Hazır olun diyorum koçlara. Çocuklarıyla ilgili çocukları olan koç burcu kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Onların da çocuk ile ilgili ufak ufak yatırım planları var. Bunları gerçekleştirecek. Koçlarda özellikle son zamanlarda boyun, bel ve kasık ağrıları ve damar ağrıları söz konusu. O yüzden sağlıklarına dikkat edecek koç burçları. Yatırım planları var koçların. Nisan ayından sonra hedeflediği her şey aydınlıkta. Yalnız yöneticileriyle ilgili yaşadığı ya da yönetimle ilgili yaşadığı bazı karmaşıklar ve işte sistemsizlikler varsa Nisan'ın 10'u itibariyle rahat edecek koç burçları. Sakin, rahat olun çünkü gelecek karar sizin için hayırlı. Boğa burçları Nisan 1 onlar için yorucu, yaprağım böyle kıpıldayım kıpıldamayayım mı, ilişkiyi yaşayayım mı yaşamayayım, işi değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi ve çözmesi gereken, satılması gereken evler var, haklar var, miras hakları. Bunlarla ilgili plan ve program yapıyor boğa burçları. O yüzden 1 Nisan'dan sonra onların hayatında da parayla ilgili netlik, mahkemelerle ilgili netlik, evlilikleriyle ilgili boşanma kararı verecek boğalar da bu Nisan bitmeden bu kararı verecek. Hatta evlenmek isteyen boğa burçları var ama ilişkilerinde ciddiyet hazır ama sanki yaz bittikten sonra bu kararı verecek. Boğa burçlarının da en büyük sağlık problemi böyle nefes ritimle alakalı problemleri var. İşle ilgili de hedeflediği büyük bir projeye imza attılar ve hatta şöyle bir durum var. Yurt dışından çok büyük bir teklif var bazı boğa burçlarına. Bu teklifleri değerlendirirseniz sevinirim. Devlet dairesinde çalışan boğa burçlarımızın yer değişimi ya da devlete girme gibi bir düşünceleri var. Hayırlısıyla bu yıl bitmeden gerçekleşecek. Boğalarda ailevi yaşanan bir ilgisizlik dediğimiz sürecin aydınlanması da haydi boğalar aile ile vakit geçirin çünkü aileyle ilgili ilgisiz döneminiz başladı. Aileye özen gösterin, sevin diyorum. İkizler Burcu'nun Nisan 1 itibariyle yapmış olduğu bir iş hatası ona sıkıntı ve mahkeme ya da insan kaynaklarından bir uyarı alacak ya da iş mahkemesi gibi bir durumu söz konusu olacak İkizler Burcu'nun. Bu Nisan ayı onun için dikkat etmesi gerekiyor ve işinden kovulma ya da işiyle ilgili yaşadığı sıkıntı ona zarar verebilir. Kontrollü ve dikkatli girerse kâra geçecek. Ve farklı bir işe girmek istiyor İkizler Burcu. Bulunduğu yerden memnun değil. Farklı bir iş yapmak ya da ortaklı bir iş yapabilirsin ama ilk önce önündeki işi toparla. Ondan sonra ne yapacaksan yap. İlişkiler konusunda da şu an ilişkim devam etsin, evliliğim devam etsin. Hatta fingirdeşme enerjisi var ikizlerin. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. İlişkinize sahip çıkın, evliliğinize sahip çıkın. Hatta İkizler Burcu kadın evli olan bir çiftimizin ya da çocuklarıyla ilgili bir sağlık problemi var. Bana göre riskli bir sağlık problemi yok. Panik yapmanıza gerek yok diyorum. Bir de ikizlerde ölen yeni biri olmuş olabilir ya da ailede bir kayıp yaşanmış olabilir. Arkasından bir miras gündeme gelecek. Bu mirasta kardeşler arası ya da ailevi sorunlar yaşanacak. Dikkat! Onların da bu hafta çocukları ya da aileyle ilgili bir piknik, bir farklı bir yere gitme gibi bir niyetleri var. Gidebilirsiniz. Yeni bir araç değiştirme fikriniz var. Hadi ikizler bunu da yap diyorum. Yengeç Burcu. Yengeç Burcu'nun işiyle ilgili değil de sağlık problemleriyle ilgili yaşadığı korkular oldu. Bir ailede bir sıkıntılı bir tedavi, bir ameliyat dönemi yaşandı. Bu gayet verimli bir şekilde iyileşmeye sebep olacak yengeçler. 1 Nisan sizin için korkutucu bir haftaya giriş olabilir ama hayır öyle bir şey olmayacak. Sonu aydınlık ve ferah. Hatta işinizle ilgili, yöneticilerle ilgili sizin yönünüzü değiştirme ya da işle ilgili yeni bir teklif var. Bunu değerlendireceksiniz Nisan itibariyle. Hayırlı ve aydınlık olacak yengeçler için. Sağlık konusunda da özellikle erkeklerde tuvalet problemi ya da ishal ya da bağırsaklarla ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Kadınlar için de özellikle yediğiniz bir gıda zehirlenmesi ya da gereksiz bir yeme probleminiz oluştu. Kilo almaya başladınız. Dikkat diyorum. Ve evli yengeçler için de
İlişkileriyle alakalı yaşadığı zıtlaşma, sertleşme bitti. Evliliği kurtarma, evlilikle ilgili planlar, yeni ev alma, yeni bir düzene giriş sağladılar. Evlenmek isteyen yengeçler de Ağustos'ta bu mutluluğu yaşayacaklar. Göz probleminiz var, gözde kayma, göz kararması var yengeçler, dikkat diyorum. Aslan burçları ödül haftası, başarı haftası, mutluluk haftası. Yani onlarda da hani ödül almak, işinizi ödüllendirmek, motivasyon dediğimiz bir haftaya giriş yaptı aslanlar. İşleriyle ilgili, mutlulukla ilgili istedikleri noktaya giriş yaptılar. Hatta evraklarıyla ilgili temiz kağıt aldılar. Mahkemeden korkuyorlardı, aydınlığa girdiler. Onların da satılmasını istediği bir ev ya da topraklı ya da miraslı bir oluşum, haklarını alma günleri belirlendi. Aslanlarda bir rahatlama oluştu. İlişkileriyle ilgili de hani gidecek ve ben özleyeceğim ya da ilişki bir yere gidecek de hasret yaşayacağım karmaşası. Aslında gidip göreceksin niye kendi kendine tribe giriyorsun anlamış değilim. Bir de evini satmak, yeni bir ev alma gibi bir düşüncesi var aslında. Hayır, yerini satma, yeni bir yer alacaksın, o kalsın diyorum. O yüzden bir de aslanların şöyle bir sorunu var. Kadınsal bölgede korkular ya da göğüs bölgesiyle gereksiz korktunuz. Ufak bir ilaç tedavisiyle çözümlendi. Hiçbir sıkıntım kalmadı. Son zamanlarda elinle ilgili uyuşma olabilir. Bir kalp ritim bozukluğum var. Kontrol edersen sevinirim aslanlar. Ama aileyle güzel bir hafta, verimli bir hafta, işinizle ilgili ödül ve başarı sağladınız. Sadece çocuklarınıza vakit ayırmanızı istiyorum. Onları çok ihmal ettiniz. Bir de ilişkinize sürpriz yapın, çok öküzsünüz. Başak burçları. Başak burçlarının bu dönem işle ilgili aslında düzenli bir hafta ama farklı işler ve farklı yenilikler yapmak istiyorsunuz. Nisan ayı sizin için bu yeniliklerin, size gelecek teklifleri değerlendirme, güzel projeleri imza atacaksınız. İşinizden memnun değilseniz farklı işlerden teklif ve iş değişmesi, iş yenileşmesi, hatta hiç olmayacağı tekliflere açık olacak Nisan ayı sizin için Başak burçları. Ve özellikle onlarda da yeni bir ilişkiye kadın erkek ayrımı evli olanları dayıdı. Yeni bir ilişki ve ciddi ilişkinizi buldunuz. Evliyseniz evliliğinizdeki boşanma ya da pürüzlü dönem yavaş yavaş iyileşmeye ama boşanacak. Hatta şöyle diyeceğim, Başak burçları kendi huzurunun evini arıyor, huzur arıyor. Bu huzuru bulacaklar, kendilerine vakit ayırmak istiyorlar. Herkese feda ettim kendimi, artık kendimi feda etmiyorum dediğimiz bir Başak dönemi var Nisan ayı. Kendini bulma, yenileşme, iyileşme, kendi ev düzenini, kendi arabanı, kendi malını yapma haftası Nisan ayı sizin için. O yüzden Başakların huzuru, mutluluğu, kendini bulma. Hani bir de nazara geldiniz, Yasin değil de mümkün olduğu 90, Allah'ın 99 ismini 1000 adet okursanız üzerinizdeki enerji değişecektir. Terazi burçları, bu dönem nişan, söz, kalabalık, düğün, hastalık, yorgunluk derken işi aksattı bu hafta Nisan ayı itibariyle. Nisan 1'de kaynaklanıyor. Bunlar da işleriyle ilgili hataları iyileştirme, yeni başlayacakları güzel imzalar atıldı ama ailede yaşanan sağlık problemleri yüzünden Nisan 1'den sonra Nisan 3, Nisan 4 onlar için biraz sıkıntılı, problemli dönem terazi burçların. Ben diyorum ki teraziler, dikkat kaybınız var, bunları toparlıyorsunuz. Psikolojiniz yoruldu, psikolojisini yoga, nefes terapisti, hayatınızı yenileyecek yürüyüş, yüzme size iyi gelecektir. Terazilerin ilişkiler konusunda bitsin mi kalsın mı yine aynı böyle rutinde devam edeceksiniz. Sizin de ufak bir ayak damar tıkanıklığı demeyelim de ayaktan kaynaklanan kasılma ya da hani burada lif kopması olur ya, böyle bir problemimiz söz konusu ya da buradaki sıvınızla alakalı bir sıkıntınız olabilir. Dikkat diyorum. Nisan'ın ilk haftası sizin için yorucu. Ondan sonra verimli ve aydınlık olacak. Bir de anne rahatsızlığı var. Anneyle ilgili üzülme ya da kayınvalide ya da kardeşler arasında bir sağlık problemi olabilir teraziler. Dikkat diyorum ama son aydınlık ve ferah olacak. Akrep burçları, enteresan kazalar, iş kazaları, gereksiz imzalara, yanlış imzalar attınız. Bunları toparlamaya çalışacaksınız Nisan'ın 4'ü 6'sı arasında. O yüzden akreplerin dikkatsizliklerinden kaynaklanan, kendi kariyerinde de uyarılar alacağı bir hafta olacak. Akrepler kendine gel, siz zeki ve akıllı insanlarsınız ama bir şeylere üzüldüğünüz zaman konsantrasyon problemi yaşıyorsunuz. Ve Nisan sizin için karmaşık bir ay ama bu karmaşıkta işinizden kovulmaya kadar
kadar gelecek. Dikkat etmeniz gerekiyor. İşinizdeki hatalar size zarar verecek. Lütfen konsantrasyonunuzu düzeltin. Ufak yurt dışı seyahatleriniz var. Yurt dışı anlaşmaları ile ilgili yapacağınız süreçlere de dikkat etmeniz lazım. İlişkiyi verdim, Mevlam çayıra Allah kayıra modunda devam ediyorsunuz. Hiçbir şey önemsemiyorsunuz. Çünkü bu ara mutsuzsunuz ve mutsuzluğun verdiği böyle bir hayata bezginlik, yorgunluk. Bir de yeni bir yatırım yaptın, ödeme konusunda korkularım var. Bir de çözmen gereken bir mahkemelerim var bazı devletle ilgili. Bunların hepsinden aydınlığa kavuşacaksın. Akrep mutsuzsun, mutsuzluğunu toparla. Ruhunu iyileştir ve biraz kendini sakin, bir denize bak, nefes al, camını aç ve enerjini bir değiştirmen taraftarı diyorum. Yaylar, siz geçmişi kapattınız, geçmiş sizi bırakmıyor. İlişkileriniz tekrar geri gelmek istiyor. Sen yeni bir ilişki istiyorsun, geçmişin sana geri. Ve yeni bir iş, yeni bir ortaklığı ya da yeni bir şeyler yapmak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. Para konusunda hatalar yaptın, onları toparlamaya çalışıyorsun. Bir de evini değiştirdin, evinden de memnun değilsin. Yeni bir ev almak istiyorsun, evini satmaktan korkuyorsun. Yaylar, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz diyeceğim. O yüzden yaylar için de sakin ve düzenli ve disiplinli bir karar verirseniz Nisan'ı rahat bir şekilde atlatacaksınız. Çünkü sizin geçmişle ilgili yüzleşemediğiniz, geçmişin hatalarınızı, onları toparlamaktan kendinizle ilgili gelecekteki insana da fırsat veremiyorsunuz. Yeni insanlar çıkacak, evliliğinizle ilgili toparlanma dönemine gireceksiniz ama siz dağıldınız, Nisan dağılma döneminiz. Lütfen Nisan 15'e kadar kendinizi düzeltin. Bir de yurt dışı seyahati, nereye demek bilmiyorum ama Güney Afrika, böyle kafanızda böyle bir farklı bir seyahat, mavi tur yolculuğu gibi bir niyetiniz var, maddi durumu iyi olanlar. Biraz da maddi problemli olan yaylar var. Bu ayı nasıl atlatacağım? Bir sürü borç ve kredi kartı borçlarım var. Allah kısmet ederse Mayıs ayı sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Yaylar korkmayın, iyi bir Mayıs sizin için, doğru bir süreç. Oğlak burçları sağlık konusunda yaşadığı mide ve mide, halsizlik, grip, zatüre, bu tarz olayları biraz zor atlattılar. Mart onlar için şiddetli bir sağlık problemi ve işle ilgili yöneticilerde yaşadığı bazı karmaşıklıklar kendini dine, oluştuğu Rabbime sundu oğlak burçları. Enteresan bir din gücü başladı. Evet, doğru bir karardasınız. Her şey yoluna girecek ve siz kime kızdıysanız hepsini Allah size gösterdi, cezasını çekti. O yüzden beddua etmeyin oğlaklar, tutma döneminiz. Kimseye beddua falan etmeyin. Tuttu. İçinizde ne düşünüyorsanız iyi niyetinizi kendinize yapın. İyi niyet sizinle olsun istiyorum. Çünkü Rabbimin hani kalp gözü açık dediğim oğlaklar var bu dönem. O yüzden kalp gözünüz açıldı. Ne niyetlenecekseniz olacak. Oğlakların da İşi değil de yurt dışına yerleşeyim, çocuklarımı yurt dışında okutayım dedikleri fikir var. Anam, ülkeyi terk etmeyin, ülke düzelecek, panik yapmayın diyorum. Ve göz problemi, gözlüğünüzü değiştirmeniz lazım. Ağızda diş kokunuz ya da kaplamalarla ilgili yaşadığınız bir iltihap sorunu olacak. Dikkat diyorum, oğlaklar kendilerini Tanrı'ya, Rabbime emanet ettiler. Doğru projede işleriyle ilgili yenilikler ve çocuklarıyla ilgili planları gerçekleşecek. Kova burçları, kovalar. Aman, doluya koydum boş kova, kovaya koydum doldu kova. Yani para geliyor, geldiği gibi nereye gitti? Bende bir nasipsizlik, bir kısmetsizlik var dedim Nisan'ın başlarında. Evet, çünkü parayı o kadar gereksiz harcadın, o kadar büyük kredilere girdin ki hangisini nereye koyacağını bilemiyorsun, dengen bozuldu. Ve iş konusunda da hata yapmak istemiyorsun çünkü ödemeler çok birikti. Nisan'ın değil de Haziran senin nefes alacağına, Nisan bol bol çalışıyorsun, konsantrasyonunu bozmuyorsun. Sende de boyun fıtığı ya da mide krampları ya da bel fıtığı gibi riskleriniz var. Evli kovaların bu ara enteresan bir boşanma takıntıları var. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Ve eşleriyle ilgili soğukluk, evden soğudum, işten soğudum dediği bir süre. Üzerinizde bir kötü enerji var. Birini okutturun ya da evinizde mevlüt okutturun. Evliliğiniz zarar görsün istemiyorum. Kova burçlarının çocuklarına olan düşkünlüğünü kullanın. Boşanacak kadınlara, yani boşamak isteyen erkekler varsa çocuklarına düşkün ve aile düzenine düşkün olduğu için eşlerini ne kadar kenara atsalar da çocuklarına çok düşkünler, çocuklarınızı kullanarak bu düzeni sağlayabilir. Ev değiştireceksiniz, hayırlı olacak. Balık burçları. Ne hızlandım be.
Rabbim ne oldu bana? Balık burçlarının eşini kıskanma, ilişkiyi kıskanma, ciddi anlamda onu kıskançlık ve had safhada böyle aslında beğeniyor ama beğenmiyorum tavrında tavırları olabilir. Aslında sizi çok seviyor, sizi sevdiği için de çok kıskanıyor. Sakın takılma ona, onun kaprisi çocuksudur, geçicidir, seni hayat boyu bırakmayacak, o sana ait. Rabbim sizi kaderinize yazdı, kaderde çocuğunuz da olacak gözüküyor. Mutlu bir ilişkiniz var. Evli çiftlerde de aksi gereksiz, hani ne diyeyim, otoboka takılma vardır ya, yani ona gözün değdi, bunu yaptın, al bardağı kaldırmadın. Evlilikte de böyle enteresan, sen benim kıyafetimi yanlış yere koydun, saçma sapan böyle evli çiftlerde saçmalıklar var. Lütfen her iki tarafta sakin olsun, balık erkeği kadın ayrımı yapmıyorum, çünkü sizler birbirinizi seviyorsunuz ve hatta erkeğinizin ya da kadınınızın şüphelendiğiniz sebepler var. Öyle şüphelenecek bir durum yok. Hatalar geçmişte kaldı. İlişkiye sahip olma. Hatta iş konusuyla ilgili de çok büyük bir yurt dışı teklifi var. Bu da değerlendirmez. Taraftarıyım balık burcu. Balık burcu, sen mutlusun. Mutluluğun tadını çıkar. Çünkü siz akıllı ve dahi insanlarsın. Herkes sizi alıp görür ama ben sizi tebrik ediyorum. Balıklar, sizler çok akıllısınız. Lider burçtur. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Haftaya Nisan 15 ya da 12'sinde artık görüşmek üzere diyorum. Burç yorumlarımızda hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Mutlu kalın. Nisan'ın keyfini çıkarın. Bahara hoş geldiniz.